Çekin! Çekin! Çekin şunu daha, çekin! Bırak beni, bırak! Bırak beni! Bırak! Yapamam ben! Bana göre değil amca! Hiçbir şey olmamış gibi sakin kalamam! Anla amca, benden adam olmaz amca! Kendine güveneceksin. Ne oldu inadına senin ha? Laz damarına ne oldu oğlum? Yaşayacaksın Ahmet. Sen bu değilsin oğlum. Zaman her şeyin ilacıdır. Biliyorum kendine bile güvenmiyorsun ama bana güven. Bak bana. Artık emin ellerdesin oğlum. Hep yanında olacağım oğlum. Söz. Sana söz. Hep yanında olacağım. Söz. Kadına bak ya. Hani resmen gelip zehrini kusup gitti. Yok benim bu azime cadısından kurtulmam lazım artık. Ya bir şekilde gelip benim sinirimi bozmayı başarıyor bu kadın ya. Takma şu kadına bu kadar. Zerrinciğim nasıl takmayayım bu kadını? Yok neymiş Onur'la Zeynep barışmışmış. Yok Muzaffer'le Nefise de barışacakmış. Nefise'yle Muzaffer barışır mı bilmem ama... Oğlum için söyledikleri doğru. Ne yaptıysam ayıramadım o kızdan. Serincim ah ya. Efendim. Anneciğim, Zeynep'le yemek işi tamam. Akşam kimseye söz verme, tamam mı? Son günlerin popüler mekanında, hani şu caddede olan. Aa öyle mi? Peki. Akşam görüşürüz o halde. Görüşürüz anneciğim. Ben şimdi hazırlanmaya gideyim bence. Bakayım. Aa geç bile kaldın anca ya. Bir dakika, bir dakika. Ben yanlış duydum inşallah. Sen akşam Zeynep'le mi buluşacaksın? Evet. Nasıl ya? Zerrin saçmalama lütfen. Bu kadar olaydan sonra sen şimdi o kızla buluşup yemek mi yiyeceksin? Gelin olarak mı kabul edeceksin kızı? Ha, barış mı imzalayacaksınız? Benim de bir planım var herhalde. Allah Allah. Nasıl yakıştırır bana böyle bir şey? Nasıl onu aldattığını düşünüyorum. Oysa o daha yatağım solmadan başka bir kadını öptü kokladı. Ne kadar kızgın olsa da bu kadar kolay mı çıkardı beni kalbinden? Bu ne güzel tesadüf. Kemal Bey. Ya doğrusu ben sizi merak ettim. Yani olanlardan sonra epey kötü hissettim kendimi. Bir şekilde de ayaklarım beni buraya getirdi. Bir şeyiniz yok ya. İyiyim. İyiyim ben, teşekkür ederim. Siz buraya beni merak ettiğiniz için mi geldiniz? Evet. Yani özür dilerim ama... benim yüzümden bir yanlış anlaşılma oldu diye düşündüm. Vicdanen kendimi kötü hissettim. Yok. Yok, öyle bir şey değil Kemal Bey. Öyle bir şey değil. Bakın, gerekirse bir açıklama yapabilirim. Yani... eğer isterseniz eşinizle konuşup durumu anlatabilirim. Yok. Gerek yok, teşekkürler. Biz konuştuk zaten. Hallettik yani. Öyle mi? Bunu duyduğuma sevindim. Bakın sizin gibi değerli bir hanımefendi benim yüzümden zor durumda kalsaydı inanın çok üzülürdüm. Kemal Bey çok teşekkür ederim.
Ama inanın gerçekten sizinle alakalı bir şey yok. Merak etmeyin. Pekala. Sevindim. Görüşürüz o zaman. İyi günler. İyi günler. Sen gerçekten aklını kaçırmışsın. Sen beni neyle suçladığını farkında mısın ha? O adam Kemal Bey, Emre'nin patronu, Emre'nin işi için konuşuyorduk biz. Ama ben neden anlatıyorum ki bunları sana? Ben sana niye açıklama yapıyorum ki? Gel. İyi günler Muzaffer Bey. Sami, senin burada ne işin var? Efendim, siz şirkete uğramayınca artık benim size gelmem şart oldu. Şirketin mali durumu ile ilgili görüşmemiz gerekiyor. Evet, şu ara biraz boşladık ama bu kadar önemli olan ne? Anlat sen, dinliyorum. Sezai Bey'in ortaklıktan ayrılması bizim için hiç de iyi olmadı. Bir şey daha var. İtalyanlar maalesef rakip firmayla anlaşmışlar. İş bu raddeye kadar geldi madem, niye şimdiye kadar benimle konuşmadınız? Efendim, denedim ama siz her defasında bir şekilde erteleyince... Tamam. Tamam. Çözüm önerim vardır herhalde. Evet. Güçlü bir mali ortak bulmamız bizim için çok iyi olur. Bir de hisselerin belirli bir kısmını satışa sunmamız çözümlerden biri. Hayır. Hayır. Babamın tırnaklarıyla, teriyle, kanıyla kurduğu bu şirketi altın tepside başkalarına sunamam. Maalesef başka çıkış yok efendim. Babam sağ olsun şok banyosu yaptırdı resmen. Bu salak çocuk da burada şimdi. Hadi gidip hediyeyi alalım. Partiye geç kalacağız yoksa. Ya yok. Çekemem şimdi o çocuğun tribini ben. Ya Jeniko'm sen gidip tekneden hediyeyi alsan olur mu? Tamam canım alırım. Ya kankacığım oğlum. Bu devirde iş bulmak kolay mı? Ha? Hem kız daha hatasını anlamış. Daha ne istiyorsun? Bilmiyorum Suat. Ya kızın babası iyi de kendisi suratsızın teki ya. Hayır babasından daha çok gidip geliyor tekneye. Yüz yüze olacağız sürekli. Ne yüz yüze olacaksın? Bakmazsın görmezsin olur biter ya. Allah Allah fıstık gibi işimiz var oğlum. Kıymetini bilmek lazım. Yani öyle tabii. Yani hem kankacığım alınma ama. Oğlum senin iş bulman o kadar da kolay değil yani. Oğlum o pislik Beysat yüzünden bu kadar hapse girip çıktın. Yani çocuk kaçırma olayına falan karıştın lan. Cezan kesinleşmese de sonuçta sabıkalı sayılırsın bir yerde. O yüzden yeni bir işe girmen kolay değil yani. Öpüp başımıza koymamız lazım bu işi. Tamam Suat hadi kapatalım konuyu. Tamam kapattım bile oğlum. Neyse ki artık var ya. Beladan uzakta bir işimiz var oğlum. Mis gibi ya. Merhaba. Merhaba. Merhaba, buyurun. Kime bakmıştınız? Ben Asya'nın arkadaşıyım. Yalnız Asya Hanım yok burada. Hı hı, biliyorum. Bir şey unutmuş da bir hediye paketi. Onu almak için gelmiştim. Ha işte orada. Buyurun. Teşekkürler. Bay bay. Bay bay. Bak, Asya da seni görmek istemiyor demek ki. Baksana, yüz göz olmamak için arkadaşını göndermiş. Hadi yine iyisin. Hadi işine bak işine. Kızım, neler duydun var ya, duyunca inanamayacaksın. Aman, o iki sıkıcı kıl kuyruktan ne duymuş olabilirsin ki Seçil? Suç, aksiyon, ne ararsan bunlarda var. Nasıl yani? O Emre sana öyle iyi ahlaklı pozları kesmiş ama çocuk kaçırma işine bulaşmış. Ne diyorsun? Vallahi konuşurlarken duydum. Yani olaylar bayağı ciddi. Arkadaş söyledi hatta. İş bulman kolay değil falan diye. Vay vay şimdi elime düştün Emre. Güzel kızım, hoş geldin yavrum. İyi misin?